Selamünaleyküm arkadaşlar. Değişik bir video çekelim dedik arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız bilgi istediği için bunu yapmak istedim. Şu gördüğümüz tane tane olan ufak gürgenler su piresi diye geçiyor akvaryumcada. Bu su piresi nasıl ürer, nasıl büyür, nasıl ölür ve balıklarımıza nasıl verilir onu anlatacağım. Arkadaşlar su piresi ömrü çok kısadır. Ömrü kısa olduğu için çok hızlı ürer ve hızlı ölür. Su piresi yeşil suda, yeşil yosunda beslenir. Maya sisteminde beslenir. Ne kadar yeşil bir ortam varsa o kadar hızlı büyür ve o kadar hızlı ürer. Şu yukarı çıkan gördüklerimiz ölüme yakın olan türlerden genelde. Yaşı biraz daha büyük onlara göre. Yaşam süresi çok kısadır. Ortalama yaşam süresini araştırırsanız 10-12 gün arasında doğup ve ölür. Her annenin karnında da 3 tane 4 tane yavru taşır. Dikkat ederseniz şöyle baktığımızda keseleri var. Keselerin içerisinde ufak ufak yavrular var. Besleme koşulları da ufakları vermiyorsunuz süzgeç yoluyla. Büyüklerini seçiyorsunuz. Büyüklerini seçtikten sonra küçükler süzgeçten aşağıya akvaryuma inecek. Akvaryumda yavru balıklarınıza büyümesi için zaman tanıyacaksınız. Ve büyüyüp tekrar yumurta döküp yaşlananları balıklarınıza verebilirsiniz. Yavru balıklarınıza vermek istiyorsanız en küçüklerinden seçip verebilirsiniz. Ha, seçme olayı da biraz zor olacak size. Şu şekilde yapabilirsiniz. Hangi tankta hangi balık besliyorsanız o tanka 15-20 tane veyahut da 50-60 tane atabilirsiniz. Attığınız zaman o zaten 2 gün içerisinde 3-5 tane 3-5 tane yavru bırakacak. O yavruları küçük balıklarınıza verebilirsiniz. Su piresi nasıl ürer? Su piresi dediğimiz gibi ortamını yarattığınız sürece hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yosun olması gerekiyor. Yosun bulamadınız, maya sistemi gerekiyor. Maya sistemini de nasıl yapabiliriz? Maya sisteminde bildiğimiz marketlerden aldığımız paket mayası, hamur mayası, onu bir bardağa koyup güzelce karıştırdıktan sonra Artemia su pirelerine verebilirsiniz. Rahatlıkla da üremesi hızlanacak. Onların karnı doydukça üremesi çoğalacak. Şu an bu akvaryumumuzda saymakla bitmez. Bayağı bir var. Yan taraftaki akvaryumumuza geçelim. Yan taraftaki akvaryumumuzda günlük su piresi balıklarımıza veriyoruz. Vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü balıkların besin kaynağı canlı su piresi diye adlandırdığımız bunlar. Artemia'dan sonra gelen ikinci besin kaynağı budur. Dikkat ederseniz büyüklerinde bayağı bir yumurta taşıyanlar var. Şöyle. Akvaryumunuzu bir balkona koyup boş bir leğene de koyabilirsiniz. Akvaryuma da gerek yok. Boş bir leğene koyup içerisine suyu koyun. İçerisine az da olsa maya koyun. İlk etapta maya yosunlaşacak. Bir hafta içerisinde yosunlaştıktan sonra su piresini koyup orada üremesini kendiniz izleyebilirsiniz. Sıcağı fazla gelmez. Ortalama 26-27 derecelerde üremesi çok kolaydır. Kendiliğinden ürer. Siz hiçbir şey yapmanıza gerek yok.
sadece buharlaşan suyu biraz ilave edebilirsiniz. Balıklarınıza porsiyon porsiyon verip karınlarını doyurabilirsiniz ve hızlı büyümelerini sağlayabilirsiniz. Su püresi bulamıyorum diyen arkadaşlara, Hatay, Antakya'da olan arkadaşlara benden bu videonun sonuna kadar izleyip de like yapanlara hediye olarak her müşterimize poşet poşet hediye verilecektir. Şimdiden çok teşekkürler. Üretmeyi, üremeyi destekleyenlere gelsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like yapmayı unutmayın. Balık ve Kuş Dünyası, siz varsanız biz buradayız.